Ertuğrul Turan ben. İyi akşamlar diliyorum öncelikle. Buyurun. Ee, bin kadar çalışanı gö götüreceğiz. Orada paralel bir belediye yapısı kuracağız dediniz. Ee, bin çalışanın içinde sadece Büyükşehir Belediyesi çalışanları mı olacak? Yoksa gönüllüleri de oraya götürecek misiniz? Destekleyecek misiniz? Bir sorum daha var. Tabii. Ee, Sayın Kılıçdaroğlu'yla Adana'da bir enkazı ziyaret ettiniz ve oradaki çalışma sırasındaki en can alıcı soruyu aslında siz sordunuz içeride daha kaç kişi var dediniz. Evet. Ee, buna benzer unutamadığınız, duygulandıran bir diyalog yaşandı mı? Bu tip şeyler de paylaşır mısınız? Bizim orada ağlamaktan gözlerimizde yaş kalmadı. Söyleyecek çok fazla bir şey yok. Ama çok çok acı şeyler gördük, çok. Gerçekten çok acı şeyler gördük. Üç gündür boğazından sadece bir çorba geçti diyen İki yaşındaki çocuğuna mama yapamadığı için kar suyundan mama yapmaya çalıştığı için hastalanan çocuğunu götürecek hastane bulamayan daha çok şey gördük. Gerçekten dayanmak çok zor. Çok genellikle cesetler çıkıyor, İkili. Evladına sarılmış anneler, evladına sarılmış babalar. Özür dilerim, soru neydi? Soruyu unuttum başlangıçta. Bir şey sorduğum zaman. Ha, evet, onu söyleyecektim. Şimdi biz bir çatı kuruyoruz, bir bir omurga tesis etmeye çalışıyoruz. Bunun içine tabii ki yani yukarıda az önce sanayicilerimizle, iş insanlarımızla buluştuk. Onlar mesela sanayiden tesisatçı, elektrikçi verebileceklerini söylediler. Onları iç su ekiplerimize monte edeceğiz. Sağlıkçılar monte edebileceklerini, ekleyebileceklerini söylediler. Sivil toplum kuruluşları var. Her biri kendi alanında son derece iyi çalışmalar yapan onları dahil edeceğiz ama bütün mesele şurada yani binlerce on binlerce insan faydalı olmak istiyor bir şeyler yapmak istiyor ama eğer bunu koordine etmezseniz o emekler de boşa gidiyor o hedeflere de ulaşılamıyor kaynaklar zayi oluyor israf oluyor ya bizim yapacağımız şey sadece iyi bir koordinasyon. Biz İzmir olarak Türkiye'yi kurtaramayız. Bu yani Yunanistan'dan büyük bir coğrafya. 13,5 milyon insan İzmir'in buna gücü yetmez. Ama 81 vilayet içinde o bölgeye en iyi hizmeti, en doğru hizmeti götürmeye muktedir olan şehir İzmir'dir. Bizim iddiamız bu. Bunu en iyi şekilde yapmaktan başka da bir derdimiz yok. Kimsenin rolünü çalmak, kimsenin görevine işte istismar etmek, kimsenin önüne geçmek. Böyle bir derdimiz yok bizim. Biz sadece Türkiye'de en başarılı şehir olmak istiyoruz. Depreme en iyi müdahale eden, en doğru hizmeti götüren şehir olmak istiyoruz. Çünkü bunu yapmazsak biz vazifemizi yapmış olmayız. O iki sene önce de yaşadığımız depremden yeteri kadar ders çıkartmamışız demektir. Madem çıkarttık o dersi, oradaki insanlara bizim borcumuzdur o dersin sonuçlarıyla hizmet götürmek. Bizim yapmaya çalıştığımız şey bundan ibaret. Başka bir şey değil. Depremzedelerin kentimize geldiğini biliyoruz şu anda. Özellikle kıyı şeritlerinde otellerimizin açıldığını biliyoruz aynı şekilde. Kentte bir Hilton gündeme geldi. Sizlere de soru yöneltilmişti. Evet. Sayın Valide konuyla ilgili açıklama yaptı. Siz girişimlerinizin olduğunu söylediniz. Şu anda ne noktada Hilton depremzedeleri kucağına açacak mı? Hilton bize ait değil, bizim sadece hissemiz var ve orada bir şirketin ağırlık hissesini taşıyan şirketin inisiyatifi var. Müzakereye devam ediyor arkadaşlar ama henüz sonuçlanmadı ve nasıl sonuçlarını bilmiyorum. Biz elimizden geleni yapıyoruz açmak için. O dönemde çok faydasını görmüştük dediğiniz gibi, hem uzun dere konutlarını açmamız, hem Hilton'u açmamız önemli bir yaraya derman olmuştu. Şimdi de yine benzer arayışlar içindeyiz. Sadece şu kadarını söyleyeyim. Şimdi biz buradan yaklaşık bine yakın arkadaşımızı peyderpey götüreceğiz dedim ya. Götürdüğümüz otobüslerle de oradan buraya gelmek isteyen vatandaşları taşıyacağız. Yani akrabası var veya işte oradaki evi yıkılmış, başka kaybedecek bir şey kalmamış göçmek istiyor. Biz bunları buraya taşımaya devam edeceğiz çünkü çaresizlik var. Yani bırakmak istiyor ama gelemiyor. Yani araç bulamıyor, yol yöntem bulamıyor. Onları taşıyacağız. Bir kısmı enkazın altında çeyiz sandığı kalmış, neyse şeyi kalmış hiçbir şekilde bırakmak istemiyor. Onlara yapacağımız bir şey yok. Ama biz dönmek isteyen vatandaşları buraya taşımak için ne gerekiyorsa yapacağız. Getirdiğimiz vatandaşlarımızın da mutlaka başlarını sokacakları yer bulacağız. Bu Hilton olur, olmaz bilmiyorum ama biz bulacağız. Evet. <laughs> e, i̇z Gazeteden Gizem Tamam Başkanım. E, öncelikle hepimize büyük geçmiş olsun. E, acı çok büyük. E, şunu sormak istiyorum. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz gün deprem bölgesinde bir açıklaması oldu. Ee, ve e, yani ağırlıklı olarak hani hükümeti eleştiren e, kişi ve kurumlara yönelik bir provokatör çıkışında bulundu. E, ardından Twitter'a e, Twitter bir erişim kısıtlaması e, geldi. Hani insanlar bu sosyal medya üzerine haberleşiyordu. E, tabii e, devlete süreçte eleştiriler de oldu. Siz e, hem gittiniz, gördünüz bize de izlenmenizi aktardınız. E, nasıl değerlendiriyorsunuz Cumhurbaşkanının bu açıklamalarını? Evet. Ya şöyle söylemek isterim. Gerçekten biz hayal görmedik yani kendi gözlerimizle gördük. Yoktu. Devlet yoktu. Görmedik. Yani kimseyi görmedik. Arama kurtarma ekibi görmedik. Asker görmedik. Yani ilk gün bütün bu güzergahta görmedik. Yani bunun üzerine başka ne söylenebilir bilmiyorum ama ya yani benim söylemek istediğim birkaç şey var. Mesela deprem niçin bütün okullarımızın eğitim müfredatında yoktur. Mesela yani bir soru niye yok? Hani bu kadar deprem bölgesiyiz, fayatları herkes televizyonlarda izliyor. Peki biz niye çocuklarımıza fay nereden geçer? Hangisi daha yıkıcı etkilidir? Yıkılırsa ne olur? Depreme karşı korunmak için neler yapılması lazım? Deprem anında neler yapılmalı? Depremden sonra ne yapılmalı? Niye bunları öğretmiyoruz? Niye bunları biz ders olarak öğretmiyoruz? Madem biz bir deprem ülkesiyiz, bu kadar büyük fayatlarımız var, bu kadar büyük depremlerle yüzleşiyoruz. Niçin okullarımızda deprem dersi koymuyorsunuz? Mesela bir tane daha sorayım. Müteahhit. Kimdir müteahhit? Berbere gidiyorsunuz. Berber sertifikası var. Yani yüzünüze emanet ediyorsunuz. Kuaför sertifikası var. izni var falan filan. Müteahhit eğitimi var mı? Herhangi bir diploması var mı? Niçin müteahhit olunur? Neden olunur? Nasıl olunur? Herhangi bir mevzuat var mı? Yani siz tuğla üretiyorsunuz mesela. Yarın müteahhitliğe soyunuyorsunuz. Bir engel var mı? Yok. Peki sizin psikolojik durumunuzdan, sizin eğitiminizden, sizin o hayatlarını bilip bilmediğinizden, sizin o mimari projeyi okuyup okuyamadığınızdan, sizin o mühendislik bilgilerine sahip olup olmadığınızdan ben haberdar mıyım? Ya yoksa kimde var, kim biliyor? Ya yani niçin bununla ilgili bir düzenleme yapılmaz bu memlekette? Çok soru var da gündem bu değil. Evet, şimdi burada iki şey görüyorsunuz. Son olarak bunları söyleyeyim. Umut hareketi ve bir kira bir yuva. Şimdi Umut hareketi şu ana kadar 37 milyon liranın üzerinde bir kaynak sağlandı. Bunun içinde işte battaniye, ısıtıcı, en acil ihtiyaçlar var. Bunlar işte her biriyle ilgili çadır, çadır muazzam bir ihtiyaç söylemiştim. Battaniye aynı şekilde mont yani uyku tulumu. Bunlar en acil ihtiyaçlar. Buraya desteğin büyümesini arzu ediyoruz. Bu çok kıymetli bir çalışma. Bunu deprem zamanında İzmir'de yaşamıştık ve oradan da çok ciddi kaynak yaratılmıştı. İkincisi bir kira bir yuva. Yine onu da sizler çok iyi biliyorsunuz. O zaman Türkiye'nin en büyük kampanyalarından biri haline gelmişti. 42 milyon liranın üzerinde bir kaynak toplanmıştı. Ve 4 bin civarında vatandaşımızı başını sokacak bir evle buluşturmuştuk. O nedenle de 30. günün sonunda tek bir çadır kalmamıştı İzmir'de. Şimdi bir kira bir yuvayı yazılımını genişleterek, hacmini ölçeğini büyüterek tüm Türkiye'ye yayacak bir çalışma başlattık. Bu da şu, Dedim ya dört ayrı şehirde koordinasyon merkezleri kuracağız. Bu merkezlerde aynı zamanda onar arkadaşımız her birinde on arkadaşımız bir kira bir yuva için çalışacak. Yani ne yapacaklar? Binası yıkılmış, kalacak yeri yok, şehri terk etmek istiyor, Trabzon'da yerleşmek istiyor. Arkadaşlarımız o vatandaşın talebini buradaki bağışçıyla buluşturacak. Her biri kendi ile o yazılımlara sahip. Dolayısıyla buradaki bağışçılar oradaki depremzedelerin nerede yerleşerek hayatını idame ettirmek istiyorsa onun kirasını ödeyecekleri bir desteği veriyor olacaklar. Bunu da bütün Türkiye için yapmaya başladık. Şu anda daha çok yolun başındayız. Şu anda galiba 1 milyon 580 bin civarında bir rakam olmuş çok yükseleceğini tahmin ediyorum. Ama bu vesileyle davet yapmış olalım. Herkesi destek vermeye davet ediyoruz. Hepinize vakit ayırdığınız için, fırsat verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.